Emeklilik maaşı düşük olanlara Hertafel fon diye bir destek fonu 2500 ile 5000 euro arası bir destek fonu son zamanlarda gündemde. Bu 5000 euro destek fonundan kimler yararlanabilecek, hangi kriterleri yerine getirmesi gerekiyor bu kişinin ki e, yararlanabilsin müracaat için 9. ayın sonu belirlenmiş, 30 Eylül belirlenmiş, 30 Eylül'e kadar dilekçe veren bu fondan eğer kriterleri yerine getiriyorsa yararlanabilir. Peki kimler yararlanıyor, hangi gruba göre açılmış? Bir, emeklilik maaşı yalnız iseniz 1250 Euro'dan düşük emeklilik maaşı alanlar, eğer bir çift iseniz, karı koca, gelirinizin, emeklilik gelirinizin 1950 euroyu geçmemesi gerekiyor. Şimdi kesim olarak ilk önce yani miktar olarak, limit olarak gelir limiti, düşük emeklilik limiti bu şekil belirlenmiş. bunun ötesinde kimlere verilecek? E, ...üç grubu saymışlar... E, ...bir speed Ausidla... ...kimler giriyor bu speed Ausidlaların içine... ...yani geç göç edenler... E, e, ...göç olarak Almanya'ya gelenler... E, ...bu durumda benim aklıma ilk gelen şu oldu... speed Ausidla... ...genelde bir dönem e, Rusya bölgesinden... ...Almanya'ya gelen ataları Rusya'da Alman olan kişileri Almanya böyle kapılarını açtı ve bunlara Şpiit Ausitla deniliyordu. Günümüzde e, acaba Türkiye'den gelenler, Yugosl eski Yugoslavya'dan gelenler düzeltmem gerekiyor kendimi çünkü Yugoslavya terimi kalmadı. E, Eski diyor, diyorum bundan dolayı ya da Yunanistan'dan Bulgaristan'dan gelenler de bunun içine giriyor mu? İşte bu büyük bir soru işareti oldu benim için. Ee, bunun ötesinde ost west yani Doğu-Batı arasında bir emeklilik miktarı e, farkı var. E, ve burada da belli alanlarda çalışmış olanları ve maaşının düşük olanları... E, hangi alanlar bunlar? Sağlık alanı, sosyal alan ya da bakım için e, aile fertlerinden birinin bakımı için iş hayatından çıkmış olanlar e, Deutsche Bahn tren e, taşımacılığında çalışmış olanlar bunlara yönelik böyle iş e, gruplandırmalarını da yapmışlar ya da işte balerinmiş ya da bale e eğitimi görmüş olan insanın emekliliği genelde düşüktür. E, onlara yönelik bu yardımın olacağını ve yudışı tuvanlara demişler. E, Yahudi göçmenler için bu bütçenin e, bu fonun geçerliliği söz konusu edilmiş. Şimdi e, bunların arasında Türkiye'liler var mı? Ya da e, Almanya'ya göç olarak gelmiş olanlar var mı Bu bir soru işareti ama meslek gruplarına baktığım zaman e, bu alanlarda çalışmış olan e, büyüklerimiz yok e, maalesef yani sosyal alanda ya da sağlık alanında ve e, ya da olsa bile çok az şimdi Müracaat sadece dilekçeyle yapılıyor ve dilekçede dilekçeyle müracaat yapmayanlar zaten hiçbir hak talep edemiyor. Emekler kısası hiç kimseye e, sizin bu fondan yararlanma hakkınız var diye bir mektup da çıkarmıyor. Keşke böyle bir mektup çıkarılmış olsa o zaman kişi bilir. Benim hakkım var mı? Ben bu gruba giriyor muyum ya da girmiyor muyum? E, Kendisi de bilerek hiç olmazsa müracaatını yapar. E, 5 bin euronun bence e, şöyle diyelim benim algıladığım kadarıyla e, maalesef Türkiye'den göçmenler yararlanamayacak. Bu video belki size e, biraz üzücü gelebilecek. Fakat benim algıladığım yasa taslağında e, az emekli alan yabancıların sadece bir kısmı o listeye sayılmış olan kısmının bundan yararlanabileceğini bu şekil kavradım artık e, sizler de bir deneyin belki olur e, belki alırsınız alırsanız da videonun altına muhakkak bunu benden paylaşın hoşçakalın